Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ısırgan otundan hazırladığım güzel bir çorba tarifini paylaşacağım sizlerle. Çocukluğumdan aşina olduğum bir lezzet. Ne zaman evimizde ısırgan otu olsa bu tarif muhakkak pişirilirdi. Komşularla toplanır, sohbet içerisinde zevkle tüketirdik. Annem biraz daha koyu hazırlardı. Ekmek bandırmalık yerdik. Ben biraz çorba kıvamında seviyorum. Bekledikçe koyulduğu için. 250 gram ısırgan otu kullandım. Özellikle dallarını, yapraklarını kullandım. Sap kısmını bitki çayı hazırlayacağım. Boğazım hala geçmedi. Belki sesimden anlaşılıyordur. Yıkamak için su ilave ettim. Birkaç defa suyunu değiştirerek yıkayacağım ısırgan otlarını. İçerisindeki tozu, kumu tamamen gidene kadar. Yıkamış olduğum ısırgan otunu doğrayacağım ki daha çabuk pişsin. Isırgan otu narinliğine göre pişirme süresi azalıp kısalabilir. Çok körpe ise çabuk pişer. Biraz kart ise, sert ise zor pişer. Bunu belirteyim. Tabii ki zor dediğim yani pişirme süresi biraz uzar. Isırgan otunu doğradım. Tencere içerisine alıyorum. Üzerine 1 litre su ekledim. Kapağını kapatıp ocağa aldım. Çorbanın suyu kaynadı. Bu aşamada altını kısıyorum. Tam 20 dakika kısık ateşte pişecek ısırgan otu. Dakika sonunda blender'ı alıyorum ve çorbayı püre haline dönüştürüyorum. Çorbayı püre haline dönüştürdüm. Üzerine terbiye hazırlayacağım. Bu tarifin terbiyesini ben annemden gördüğüm kadarını söylüyorum. Yorumlarda belirtirsiniz farklı şekilde hazırlıyorsanız. 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı suyla hazırladım. Topaklanmasın diye suyu kontrollü ekledim. İçerisine 2 kepçe çorbadan ekledim. İyice karıştırıp kenara alacağım. Çorbaya kullanmış olduğum diğer bir malzeme yumurta. Yumurtayı çırparak ekleyeceğim içerisine. Çok güzel bir lezzet veriyor. Görüntüsü de hafif o sarılığı minik minik içerisinde gözüküyor. Fakat yumurta olduğu hiçbir şekilde ne koku olarak ne de tad olarak alabilirsiniz. Anlaşılmıyor. Çorbayla terbiyeyi buluşturuyorum karıştırarak. Yarım yemek kaşığı tuz ekledim. Çırpmış olduğum yumurtayı ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Çorba pişerken çorbanın yağını hazırlamak için kullanacağım malzemeleri doğruyorum. Çorbaya yağ hazırlayacağım. 4 diş sarımsak. Bol sarımsaklı, bol soğanlı bir tarif. İki tane orta boy soğanı doğradım. Çorba tamamen pişti, hazır kenara aldım. Yağı hazırlıyorum. Bir kahve fincanı zeytinyağının içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Sonra soğan. Soğanların tamamen pişmesi gerekiyor. O soğanın kokusunu çorba içerisinde almanız lazım. Sarımsağı da ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Yarım yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim.
Acı miktarını kontrollü ekleyin. Benim eklediğim acı miktarı acı sevmeyenlere çok çok fazla gelir. Hazırladığım soğanlı sarımsaklı yağı çorbayla buluşturdum. İyice karıştırıp servis alacağım. Dumanı üstünde hazırlamış olduğum bu güzel çorba tarifini ben çok severek tüketiyorum. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de beğeneceksiniz. Çok faydalı, çok lezzetli, güzel bir çorba tarifi oldu. Hazırladığım çorbayı kaseye alıyorum. Üzerine ayırmış olduğum soğanlı sarımsaklı yağdan ekledim. Ve tarifin son hali. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip bu tarifi de beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.